yöndeki insanlar görüyorsunuz. Boğaz turu atmaya gidiyorlar. Kadıköy camisinde de tarihi cami var, orada bir namaz kılıp oradan doğru tekrar Tilki'nin dediği gibi dönüp dolaşıp aynı yere gideceğiz, yani ok meydana. Artık yolcular gemiden boşalıyor, görmüş olduğunuz gibi Kadıköy'e doğru yolculuk başladı. Sen gördün nasıl? Evet, görmüş olduğunuz gibi burada da balık ekmek yeniyor. Şöyle. Hem istirahat ediliyor deniz havasında, hem şöyle balık ekmek yeniyor Kadıköy iskelesinin yanında. Evet. İskeleden çıkınca simitçimiz de burada. Gemiden inenler boşalıyor görmüş olduğunuz gibi. 2000 metre. Kadıköy'de arkadaşım var aslında. Görüyorsunuz, yani karşılaşıyoruz. Çocukluk arkadaşı böyledir işte. Her yerde rastlaşıyor. Allah nasip ediyor. Evet. Osman Ağa Camisi'ne geldik Kadıköy'de. Öğle namazımızı burada kılacağız. Allah nasip ederse şöyle. Burada mezmez satılıyor. İsteyene. Kokular da var. Ha yok. Hemen geldim hocam. Burada aldım. Hemen döndüm. Camimiz tarihi bir cami. Ahşaptan görüyorsunuz dış şişeler. Mükemmel. Ve diğerine bakınız ne buyuruyor Resulullah Efendimiz? Boş ver. Yani herkesin işinden gücünden arta kalan bir vakti var. Şöyle bir yer görüyoruz. O vakti nasıl değerlendirdiğimiz çok kıymetli ve çok değerli bir değerlendirmiştir. İnsanoğlu genelde vakit bulamamakta şikayetçi olur. Ama şöyle bir baktığımız zaman da günümüzün tüm vaktinin tüm detaylarıyla en hayırlı ve en faydalı şekilde değerlendirdiğimiz yerde söyleyemem. Çünkü insanların eğlendiği, boşa geçirdiği, kendisi için, çevresi için, vatanı, devleti, milleti için, yani bunu çoğaltabiliriz, ailesi için vesaire, geleceği için faydalı olmayan, boş, faydasız pek çok şeylere uğraştığını görürüz değil mi? Televizyon programları, internet siteleri, şu elimizdeki telefonlar, sosyal medya vesaire, diziler, magazinler.